Aslı Gibidir, Diyarbakır Hikayeleri, Murat Özyaşar, Doğan Kitap. Bazı sözcükleri öğrenmenin yaşı vardır. Ama ve lakin kimi yerlerde öğrenmenin yaşı daha erkene alınmıştır. Diyarbakır'da doğmuşsanız şayet, diğer yerlerdeki yaşıtlarınıza nazaran bazı sözcüklere erken kayıt yapmak, kimi sözcükleri erken sökmek ve bu sözcüklerle vaktinden evvel tanışmak zorundasınızdır. Murat Özyaşar'ın metinleri ile Selçuk Demirel'in desenleri Aslı Gibidir, Diyarbakır hikayelerinde buluştu. Taşıdığı kültürel, siyasi ve kişisel tüm anlamlar ve çağrışımlarıyla yazarı büyüten şehir Diyarbakır. Murat Özyaşar, gidip geldiği iki dil arasında yazıyla ve şehirle kurduğu özel ilişkiyi dile getiriyor edebi metinlerinde. Parçalar birleştiğinde bir edebiyatçının yazarlık serüvenini, imge dünyasını, duruşunu onun penceresinden seyrede alacaksınız. Pasif Direniş. Domenico Lussordo. Ayrıntı Yayınları. Şiddet, savaşlar ve terör dolu bir yüzyıldan sonra pasif direniş ideali insanların bilinçlerinde ve vicdanlarında güçlü bir merak uyandırmıştır. Peki bu ideali harekete geçiren ilk akımlar ve hareketler nelerdi? Bu akımlar uzunca süren bir savaş, devrim ve şiddet sarmalında ne gibi güçlüklerle karşı karşıya kaldılar? Bu kitapta köleliğe karşı 19. yüzyılın ilk yıllarında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişen pasif direniş yöntemleri mercek altına alınıyor. Bir tür başlangıç noktası olarak bu tarihsel evrenden hareketle Hristiyan ve demokratik seküler örgütlenmelere geçiliyor. Bu esnada direnişin Thoreau, Tolstoy, Gandhi, Capitini, Dolce, Martin Luther King, Dalai Lama ve renkli devrim örgütçüleri gibi ana aktörlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede pasif direniş akımları ve figürleri ele alınıyor. Sosyalist hareketler, sömürge karşıtı ve militarizm karşıtı hareketler de kitabın başlıca meseleleri arasında. Simone Weil ile Hannah Arendt gibi filozofların şiddet problemine dair görüşleri de pasif direniş tarihi kapsamında tartışmaya açılıyor. Serengeti Yasaları, Sean B. Carroll, Ginkgo Bilim. Yaşam nasıl işliyor? Doğa, Afrika savanında ya da okyanusta doğru sayıda zebra ile aslanı ya da balığı nasıl üretiyor? Vücudumuz, organlarımızda ve kan dolaşımımızda doğru sayıda hücreyi nasıl üretiyor? Ödüllü biyolog ve yazar Carroll, Serengeti Yasaları kitabında son derece basit ama bir o kadar da önemli soruların cevaplarını aramış öncü bilim insanlarının öykülerini anlatıyor ve bu bilim insanlarının keşiflerinin hem insanlık hem de bağlı olduğumuz gezegenin sağlığı için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yaşamın işleyişi ve bunun önemini keşfetme arayışı içinde olanlara yazılmış bir kitap, Serengeti Yasaları. 101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk, Nicholas Rescher, Vakıfbank Kültür Yayınları. Nicholas Rescher bu eğlenceli kitabında antik çağlardan günümüze uzanan kapsamlı bir felsefi anekdotlar seçkisi sunuyor. Kitaptaki anekdotlar, filozofların felsefi meseleleri ele alışlarına yön veren ilginç öykülerden bahsederek okuru felsefe tarihinin önde gelen düşünürleri, metinleri ve tarihi dönemleriyle tanıştırıyor. Hakikat, bilgi, değer, eylem ve etik soruları etrafında şekillenen 101 kısa bölümden oluşan kitap, mantıktan epistemolojiye, etikten metafiziğe geniş bir yelpazedeki temalara çok renkli, eğlenceli ve öğretici bilgilerle yaklaşıyor. Rescher'ın çalışması Heraklitos'un nehrinden Ömer Hayyam'ın parmağına, Spinoza'nın solucanından Kant'ın kendinde şeyine ya da Arşimet'in kaldıracından Wittgenstein'ın sürgüsüne varıncaya kadar pek çok ilginç anekdotla felsefeye giriş yapmayı mümkün kılıyor.